Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. İktidar mahallesine gidiyor musunuz hiç? Ben işim gereği gidiyorum. Ya mahalle derken medya mahallesine gidiyorum. İktidarın medyasında yazı yazan, haber yapan, gazete yöneten arkadaşların neler yazdıklarını, neler söylediklerini işim gereği merak ediyorum ve okuyorum. Yok, A Haber demeyeceğim ya, gazetelerden bahsedeceğim bugün biraz. Abi, aklım duruyor ya. Vallahi aklım duruyor. Ama gülmeye ihtiyacımı da gideriyorum. Çünkü ben gülmeyi seven birisiyim. Abi Türkiye ne güzel bir ülke ya. Hay okuyun demiyorum. Gülemeyebilirsiniz. Kızarsınız, öfkelenirsiniz belki de. Ama ben gülüyorum çünkü ben onları çok yakından tanıyorum. Aslında hiçbirisinin yazdıkları inandıkları değil. Yani yazdıklarına kendileri bile inanmıyor. Duygusallar abi. Çok duygusallar ya. Vallahi. Tamamen duygusal yani. Mesela yazarlardan birine göre Avrupa Birliği ülkelerini diktatörler yönetiyor. Avrupa Birliği ülkeleri faşist. Çok büyük baskı var gazetecilerin üzerinde. Cezaevleri gazeteci dolu. Avrupa Birliği ülkelerinde. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da. İngiltere gerçi Avrupa Birliği ülkesi değil ama. Avusturya'da, Belçika'da, Hollanda'da. Hayır, gerçi ben Belçika'ya gittim de öyle bir şey görmedim. Çiftçiler hükümetle kavga ediyorlardı, hayvancılar. Hükümet hayvancılara da, çiftçilere de hiçbir şey demedi. Çünkü ben de o çiftçilerden birinin evinde konuktum. Konuktum derken paralı konuk abi. Neyse yani. Vallahi öyle söylüyorlar ya. Ve bereket diyorlar, Avrupa Birliği üyelerinden biri de biz değiliz. İyi ki Avrupa Birliği'ne üye olmadık diyorlar. Vallahi diyorlar, billahi diyorlar ya. Ya aklım duruyor ya. Bizim liderimiz diyorlar, Avrupa Birliği'ndeki faşist diktatör liderlerin yanında dünyadaki tek demokrat ve barışçı lider diyorlar. Çok tatlı ya. Çok eğlenceli. Hatta mesela Zelenski'ye akıl veren var. Zelenski diyor ki aptallık etme. Rusya ile barış. Bak bizim liderimiz aranızı bulmaya çalışıyor. Bizim liderimizi dinle, Rusya ile barış. Peki barışmazsa ne olacakmış Zelenski'ye? Ya da teslim olmazsa, tabii barış demiyor aslında, teslim ol diyor. Şartlarını kabul et diyor yani Rusya'nın. Peki Zelenski Rusya'ya teslim olmazsa ne olacakmış? Çok yakın bir zamanda Rusya Ukrayna'yı perişan edecek ve onların bildiği gibi bir Ukrayna yeryüzünde kalmayacakmış. Yani diyor ki, ulan diyor, bizim Cumhurbaşkanımızın tam seçim öncesi gönlünü yerine getir. Onu Rusya ile Zelenski'yi, Ukrayna'yı ya da barıştıran lider olarak lanse edelim, parlatalım yıldızını. Seçimi kazanamazsa boku yedik. Vallahi Türkçesi bu. Bir başkası da diyor ki Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaşta aklı başında devlet adamı kimliği gösteren tek lider bizim liderimiz diyor. İnanmazsanız açın okuyun o gazeteleri ya. O zaman ne yapayım yani? Ay ben de okumasam, birisi anlatsa inanamazdım. Onun için inanmam diyenlerinize kırılmam, incinmem. Ama inanın, yalan söylemiyorum. Okudum, aynen okudum abi. Aynen bunlar yazıyorlar ya. Bunların yazdıklarını okuyunca, bunları bazı haber kanallarında izleyince aklıma Orhan Veli'nin o muhteşem şiiri geliyor. Kuyruklu şiir. Gençler bilmez misiniz? Ya duymuşsunuzdur ya. Orhan Veli'nin mükemmel bir şiiridir o. Kısacık. Okumaya çalışayım mı? Bakın ne diyor Orhan Veli şiirinde. Uyuşamayız. Yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta. Benimki aslanın ağzında. Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik. Ama seninki de kolay değil be kardeşlik. Kolay değil hani böyle kuyruk sallamak Tanrı'nın her günü. Onların işi bizden zor. Biz hiç olmazsa kimseye kuyruk sallamıyoruz.
En azından kuyruğumuzu sallayıp da kasabın birine ya bana biraz kemik ver demiyoruz abi. Bak bana kemik verirsen sen ne dediğini yaparım. Yok bizde öyle bir şey. Yok abi, hapisle de cezalandırsalar, para cezasına da gark etseler, işimizden de etseler, ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu ülke insanları, bu ülke ve bu devlet için varız. Biz mücadelemize devam edeceğiz. O önemli değil onların kuyruk sallamaları her gün öyle. Sallasınlar. İttiredin gitsin. Baş verin canlarım. Şimdi bakalım bugün ne var? Ha, yazının başlığı şimdi geldi. Evet, girerken spontane girdim. Aklıma geldiği için girdim. Efendim, yazımın başlığında sormuşum. Yahu neler oluyor? Aslında tamamı şöyleymiş. Uzatmamışım. Ben de öğrendim bu işleri. Yahu neler oluyor memlekette? Ama her şey çok gizli. Hakikaten canlarım. Merkez Bankamıza 17 milyar dolar kaynağı belirsiz döviz girişi var. İlk 6 ayda 17 milyar dolar. Acayip para. Ay, dünyanın zengin ülkeleri bile için bile çok büyük para. 17 milyar dolar girişin kimden olduğunu bilmiyoruz. Ya biz bilmiyoruz. Ana muhalefet partisi ve muhalefet partisi liderleri de bilmiyor. Partililer de bilmiyor. Milletvekilleri de bilmiyor. Kim biliyor? Valla Merkez Bankası Başkanı'nın bile bildiğine şüpheliyim. İnanın şüpheliyim. Ya yukarıdan gelmişse bir Merkez Bankası Başkanı'na söylemeyin lan. Hepiniz ayağımın altına alırım, kafalarınıza tekmemle basarım. Demiş olabilir birileri. Kim o birileri? Ne bileyim abi, birileri demiş olabilir yani. Çünkü bunlar olan şeyler Türkiye'de. Duyuyoruz böyle şeyleri. Onun için Merkez Bankası'nın da haberi yoktur. Başkanının yani. Orada birkaç kişi vardır. Onlar sadece bilinir, belirli falandır yani, filandır. Yani ne dediğimi anladınız mı? Anlamadı. O zaman kimse anlamamıştır. Boşverin. Demek ki şikayetçi olamazlar. Çünkü deşifre edemezler o kısmı. Ya vallahi ya, bu nasıl bir ülke ya? Ya bu nasıl bir ülke ya? Devlet, milletin devleti. Politikacıları millet seçiyor. Ya da seçmiyor ama oyluyor yani en azından. Fakat milletin oylarıyla iktidara gelenler bir sandıktan çıktık deyip her şeyi yapabileceklerini zannediyorlar. Olmaz yahu. Olmaz, yapamazlar yahu. Ama buyurun işte. Para geliyor, 17 milyar doların kimden geldiğini bilmiyoruz. Belli değil. Başka? Bugün bir haber düştü. Sosyal medyaya değil de bayağı bildiğimiz internet sitelerine. AKP'li belediye, ilçe belediyesi, İstanbul ilçelerinden Başakşehir Belediyesi ne ait olduğunu bildiğimiz Başakşehir futbol takımı İngiltere'nin Aston Villa futbol takımından dünyaca ünlü ve çok pahalı Traore'yi transfer ediyor abi. Etmiş, etti bilmiyorum ama haberler etti şeklinde. Hangi parayla? Abi belediyenin parasıyla değil. Sponsor parasıyla geliyor. Yani iş adamlarından biri büyük ihtimalle. Ya herhalde ben hediye edecek değilim ya. Yok canım, Tayyip Bey de etmemişti. Tayyip Bey de nerede o kadar para ya? Tayyip Bey'in parmağında nişan yüzünden başka bir şey kalmadı adamcağızın, biliyorsunuz. Neyse. Bu Traore'yi Başakşehir futbol takımına hediye eden kişi adımı açıklamayın demiş. Ya bir insan eyleminden utanırsa eylemini açıklamaz. Değil mi? Utanır eyleminden. Ya çok ayıp ettim ya der. Ya da bir suç işlemiştir, suçunu gizler. Dindar biri ise görünürde günahlarını saklar. Ya Allah görür ama kul görmeyince onlar için problem yok. Allah'ın görmesi umurlarında bile değil. Onlar için günah Allah görürse, her gelirse görsün. Ama günah ne zaman etkili onlar için? Kul görürse fena. Neden? Ya Allah'a öbür tarafta hesap vereceklerini falan düşünmüyor bunlar. Çünkü bunların Allah'ları kitapları yok ya. İnanmayın siz bunlara ya. İnanın bir ateist, bir deist bunlardan çok namuslu,
Çok dürüst, çok şerefli, çok ahlaklı. Hiç olmazsa onlar kimseyi kandırmıyor. Ya ben ateistim diyor kardeşim. Ben Tanrı tanımam. Benim dinim, kitabım, Allah'ım yok diyor. Bir deist de diyor ki ben yaratana inanıyorum. Elbette ama yaratanın birilerini seçip özel olarak da git şu insanları ikna et, bana inansınlar dediğine inanmıyorum. Diyor, açıkça bunu söylüyor. Net, mertçe. Hiç yalansız, hiç dolansız. Bunlar ise Allah'a inanıyoruz diyorlar. Günahtan korkuyoruz diyorlar. Peygamber, Allah'ın peygamberi diyorlar. Hazreti Muhammed, Musa, İsa ve diğerleri. Allah'ın peygamberi diyorlar. Ama Allah'ın kitaplarında yazan hiçbir şey uygulamıyorlar. Namaz hariç. Onu da birileri görürse kılıyorlar. Birileri görmezse inanın kılmazlar. Ya evinde kılsa ne olur? Kılmaz abi. Camiye gidecek, camiden çıkarken fotoğraflar çekilecek, kameralar onu yayına kayda alacak, yayınlayacaklar. Neden? Abi bunlar yaptıkları ibadeti Allah için yapmıyorlar. Bunlar yaptıkları ibadeti kul için yapıyorlar. Kullar görsün, kandıralım pezevenkleri, oyları bize versinler, biz de ütelim bunları. Yiyelim paracıklarını. Ya bana göre, bana göre böyle. Yoksa abi neden gizlesinler yahu? Neden? Ama bakın ayıplarını gizliyorlar, suçlarını gizliyorlar, günahlarını gizliyorlar, hırsızlıklarını gizliyorlar, yolsuzluklarını gizliyorlar, fakir fukaranın rızkından çaldıklarını gizliyorlar. Eğer birisi çıkar da fakir fukaranın rızkını çaldığını söylerse, ortaya belge de koyarsa, hemen kendi hakimlerini devreye sokup haberi yayından kaldırıyorlar. O belgeleri sunan kişinin belgelerinin sahte olduğunu iddia ederek mahkum ettiriyorlar. Ama sonra adil, adaletli birileri çıkıyor. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Kardeşim diyor, bir dakika ya. Bu adamın sunduğu belgelerin hepsi doğru diyor. Belgeler sağlıklı belgeler diyor. Yolsuzluk, hırsızlık yapılmış diyor. Ama halk uyku hastalığına yakalandığı için, halkın hepsi değil, önemlice bir bölümü uyku hastalığına yakalandığı için, Allah'la ve kitapla aldatıldığı için o hırsızlara inanıyorlar abi. Yahu Abdurrahman Dilipak bir yazı yazmış Akit gazetesinde. Akit gazetesi Abdurrahman Dilipak'ı kovamıyor. Felaket bir yazı. İnanın müthiş bir yazı ve yazıda AKP hükümetini, AKP iktidarlarını acayip tenkit ediyor. Ne hukuk kaldı, ne adalet kaldı diyor. Ne dürüstlük, ne ahlak kaldı diyor. Ahlak derken apış arası ahlakından söz etmiyor tabii. Ya oraya çok önem verir. Çok değer verir ayrı. Ama iktisadi ahlaktan söz ediyor. Abdurrahman Dilipak. Bu sabah mı? Bu sabah yine ondan söz etmiştim galiba. Demek ki yazısını okumuşum. Ama şimdi de yazısından o kısımla ilgili biraz sizinle böyle en azından mealen paylaşmak istedim. Ya. Günahlarını gizleyen bu sahte Müslümanların günahlarını açığa çıkaran dürüst Müslümanlar da var. Abdurrahman Dilipak'la ne yaşam tarzım birbirine benzer, ne inançlarım birbirine benzer, ne giyim tarzım birbirine benzer, ne müzik tarzım, müzik zevkim, sanat zevkim birbirine benzer. Asla hiçbir konuda uyuşamayız. Demokrasi konusu hariç. Türkiye'de demokratlığını en beğendiğim İslamcılardan biri Abdurrahman Dilipak'tır. Hatta şunu da söyleyeyim. Bütün bu AKP'liğine, hatta ben şeriat istiyorum demesine rağmen Abdurrahman Dilipak benim arkadaşımdır. İster ister abi. İster ister ne yapabilirsiniz ki? Önemli olan devlette, ülkede diğer yurttaşların Abdurrahman Dilipak'ın bu şeriat istediği fikrine saygı duymaları ama sandığa gidince o yönde oy kullanmamaları. Demokrasi böyle bir şey. Kaldı ki bizim cumhuriyetimiz, bizim devletimiz anayasamızla şeriat devletine karşı korunmuştur. Bizim devletimiz anayasamıza göre laik devlettir. E ama dedi Abdurrahman Dilipak istiyorsa bunu suç değil mi? Silah kullanıyor mu? Kullanmıyor. Birilerini zorluyor mu? Zorlamıyor. Birilerine baskı yapıyor mu? Yapmıyor. Ya bırakın adam ne derse desin, ne isterse istesin ya. Ya bir devlet demokrasiyle ancak kalkınabilir.
Bir ülke demokrasisi olmadan kalkınamaz. Bir ülkenin gelişmiş ülke olabilmesi için insanlarının dindar, bilmem ne, şucu, bucu, şusuz, dinsiz, deist, ateist ya da dinsiz, dinsiz olup olmaması hiç önemli değil. Şu mezhepten, bu mezhepten, şu tarikatten, bu tarikatten, bize ne? Eğer devlet devletse, milletin devleti ise elbette ki tarikatların, cemaatlerin iktisadi faaliyetlerini ve dini faaliyetlerini, beşeri faaliyetlerini tabii ki denetleyecek. Tabii ki kontrol edecek. Gelişmiş ülkelerde bunlar bütün hepsi serbest. Tarikatlar, mezhepler, cemaatler, devletlerin umurlarında bile değil. Ama o devletler, o cemaatleri, o tarikatleri, o mezhepleri öyle sıkı denetliyorlar ki. Bu para nereden geldi? Bu parayı sana kim verdi? Kim gönderdi? Bizde böyle bir şey var mı? He? Abi bizde her şey gizli ki. Ortaya çıkardığın zaman da başta neler geliyor biliyorsun. Ya 17-25 mesela. Allah Allah. Suçüstü delillerini ortaya çıkaranlara siz bu delilleri kanuna aykırı elde ettiniz dediler. Delil olduğunu kabul ettiler. Onlar delil. Yani yalan değil. Ama savcılıktan izin almadan dinlemişler. Savcılıktan izin almadan fotoğraf çekmişler. Kameraya almışlar. Oysa bütün hukuk devletlerinde bir suçu açığa çıkaran delillerin nasıl elde edildiğine bakılmaz. Burada bakıldı. Adamlar hapiste şimdi. Yasa dışı suçüstü yapmaktan. Eyvallah, yasa dışı. Efendim, suçüstü yapmaktan değil, izinsiz suçüstü yapmaktan. Yani birisini, başka birini öldürürken gördüklerinde kameraya çeken biri, adam müdahale edemez, canından olur. Çünkü adamın elinde tabanca var, tüfek var, bıçak var, neyse. Ama hiç olmazsa cinayetin kimin tarafına işlendiğini tespit edeyim diye kameraya çekse, çekemiyor demek ki. Çekse delil olmayacak. Neden? Savcılıktan izin almadı. Halbuki bir koşuda savcılığa gitmeli. Savcı bey, adamın birisini öldürüyor. Ben vallahi gördüm, iki gözüm önüme aksın gördüm. Elinde bıçak vardı, tabanca vardı, mitralyöz vardı. Hadi al bu dilekçemi, hakime git. İzin iste de ben gidip o görüntüleri alayım. Ya da halen hapiste yatanlar, o polisler öyle yapacaklardı. Savcım, abi, falanca bakanın çocuğu, filanca bakan ya da filanca iş adamı, filanca bilmem ne, bilmem kim, bilmem kim. Abi memleketi soyuyor. Suçüstü yapacağız. Şu anda bilmem kime, bilmem kimden şu kadar çikolata kutusu içinde döviz gidiyor. Hadi bana bir izin kağıdı ver. Hangi savcı verir izin kağıdını? Diyelim ki verdi. Abi o zamana kadar para çoktan gider zaten. Kuş uçar yani. Uçtu da zaten. Ama hayır, uçurmadılar. Çünkü biliyorlardı ki hukuk kurallarının en evrensel olanlarından biri, defalarca tekrarladığım gibi, bir suçu açığa çıkaran delilin nasıl elde edildiğine bakılmaması kuralı. Ortada bir suç varsa ve birileri bu suçu savcılıktan, mahkemeden izin almadan ortaya çıkarıyorsa, yani delillendiriyor ise, görüntülüyor ise, o delil kabul edilir. Dünyanın her yerinde kabul edilir. Faşist ülkeler hariç. Avrupa ülkeleri. Ya tabii şaka yapıyorum ya. Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, İtalya'da, ne bileyim işte İspanya'da, Portekiz'de, Avusturya'da, Yunanistan'da faşizm var demek ancak faşistlerin işidir. Ayıptır ya. Ama bunlar için ayıp. Ne zaman ayıp? İnsanlar bilirse, görürse ayıp. İnsanlar bilmez, görmezse ne ayıp var bunlara, ne günah var, ne de suç. Ya işte böyle bir ülkenin böyle Türk Müslümanları var canlarım benim. Şimdi geçelim bir başka habere müsaadenizle. Notlarımda neler var bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanun hükmünde kararnameyle çıkardığı fiyat kontrol komiteleri kurulma iznini, biliyorsunuz, ya da kurulma modelini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Dedi ki bu tür kurumlar ancak mecliste meclis çoğunluğunun kararıyla alınabilir.
Anayasa Mahkemesi de talebi doğru buldu ki zaten doğruydu. Ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti. Şimdi AKP yandaşları şerefi, ahlakı, namusu aldığı maaşla ölçülenler, Sedat Peker'in lafıdır, bana iyidir ama güzel laftır, ölçülenler ya da o kadar olanlar, CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na çok kızıyorlar. Neden? Enflasyonun müsebbibiymiş. Fiyat kontrol komiteleri kurulsaymış, enflasyon bu noktalara gelmezmiş. E zaten CHP de buymuş. İki yüzlüymüş, riyakarmış. Okudukça gülüyorum. Okudukça yerlere yatıyorum. Vallahi billahi dallah. Ya doğru söz yemin gerektirmez tamam ama inanılır gibi olmadığımdan dolayı mecbur kalıyorum bazen. Ya da ben de alıştım. Değil mi? Kötü bir alışkanlık aslında. Neyse. Canlarım bakınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurması ve bu kanun hükmündeki kararnameyi iptal ettirmesi mükemmel bir devlet adamlığıdır. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu fiyat kontrol komitelerinden çok acı çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyorum. Ama Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 1978 yılında, daha önce anlatmıştım ama bir kez daha anlatmalıyım çünkü tam yine yeri gündemi. 1978 yılında 27 yaşındaydım ve o günün şartlarında, o dönem için Türkiye'nin irice firmalarından birinin genç genel müdüründü. Genel müdürlüğüm başarılarımdan dolayı olmayabilirdi. Şansım vardı. Çünkü şirkete 1972 yılında intisap etmiştim. Yani 1972 yılında evrak götür getir memuru olarak girmiştim. Aynı zamanda da Şişli Düğün Salonu'nda geceleri şarkılar söylüyordum. Ve İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde de akşam bölümü öğrencisiydim. Evet. Sevdiler beni ya da başarılı buldular bilmiyorum. Önce satış memuru yaptılar. Sonra satış şefi yaptılar. Sonra şirket greve gidecek. Çok tehlikeli bir iş. O dönemin satış müdürünü çenket ettim. Patronu uyardığım halde patron beni dinlemedi. Çok genç buldu beni. Ayrıldım. Sonraki birkaç yıl sonra nikah şahidim olacak olan sevgili, saygılı, canım abiyim benim. Sevgili patronum. Mustafa Güler abimin yanında çalıştım. Evet. Sıradan bir tezgahtar olarak çalıştım. Yalan yok. Elbette ama şerefli bir tezgahtar olarak çalıştım. Daha sonra benim o ayrıldığım şirket Altılar Sanayi AŞ PDK grevden çıktı. Grevden çıktığının gecesi bana patronumuz, yani patronumuz derken yönetim kurulu başkanı ama kardeşlerin en küçüğü. 56 oğlu. 4 kardeş, biri kız ve bir de damat. 5 kişilik bir aile şirketiydi. Moda'da oturuyorduk karımla, eşimle, sevgilimle beraber. Yeni evliydik, tabii kirada oturuyorduk. Akşam üzerinden sonra, yani alacakaranlık saatlerinde, zannederim Nisan ayı falan gibiydi herhalde. Şirketin bulunduğu Perşembe Pazarı'ndaki iş hanının, o dönemlerde kapıcı derdik gerçi ama işte iş hanından sorumlu olan Remzi Çetin isimli arkadaş, abimiz benden yaşça büyük, evimize geldi. Kapıyı zili çaldı, kapıyı çaldı, yukarıya aldık, misafir ettik, geldi. İçeri girmeyeceğim dedi, nezaketle. Ya dedi, Ali Bey seninle görüşmek istiyor dedi. E tabi senle benle konuşuruz çünkü dediğim gibi ben şirkete girdiğimde evrak getir götür memuruydum. Şarkıcı olmam kimsenin umurunda falan değildi zaten ki ben de mesafe konmasına pek de taraftar değildim kaldı ki. Neyse, heyecanlandım. Ne oldu dedim, grev bitti dedi. Ali Bey mutlaka dedi seninle görüşmek istiyor dedi. Peki yarın sabah dedim kaçta geleyim o zaman? Ali Bey erken gelmez biliyorsun dedi. 9:30-10 gibi gelir. E sen de o saatlerde gelirsin dedi. Ama abi beni tutar mı heyecan? Aslında kendimi kasmam lazım değil mi? Hayır. Benim hayatımın en değerli şirketiydi orası çünkü. Ve sabahın erken saatlerinde evden kalktım. Gemiye bindim ve Perşembe Pazarı'nda Altılar Sanayi Anonim Şirketi'nin şirket merkezine gittim. 6 katlı bir binamız vardı. Orada çalışıyorduk. Yani 56 oğulların bütün şirketleri, holding yoktu o zaman. Biz holding değildik belki de. Ama holding de pek olduğunu zannetmiyorum. Neyse, şirketlerin hepsi o binada çalışıyordu. Gittim. Bir süre tabii eski arkadaşlarımla, kardeşlerimizle sohbet ettik. Onlar da zaten işten çıkarılmamıştı pek çoğu. Grev olsa bile çalışanlar vardı işlerinde. Sonra Ali Bey'in geldiği söylendi. Hanın iş hanının 3. katındaydı odası.
Sekreteri aşağıya telefon etti. Beni çağırdı Ali Kale'ye gittim. Çok neşeliydi Ali Bey. Böyle güzel bir şey vardı Ezbe. İki elini, şu baş parmaklarını pantolon kemerine sokar, böyle yukarı çekerdi. 1.88-1.90 boylarında, masmavi gözler, sarışın, yakışıklı bir adamdı. O zamanlar 1977, demek ki 48 yaşında. Çok genç yani, evet. O 48, ben 26 yaşındayım. 77'de. Grevden çıktık dedi. Biliyorum dedim, Remzi Bey söyledi. Seninle çalışmak istiyoruz dedi. İstersen dedi ben konuşayım patronunla, istersen dedi sen konuş. Seni dedi şirketin satış müdürü yapmak istiyoruz dedi. Heyecanlandım tabii. Ne dersin dedi. Olur dedim. E maaşı sormayacağım dedi. Ben size maaş sormam dedim. Ne kadar maaş verirseniz ben bu şirkette çalışırım dedim. Evet, o zaman için gerçekten bir satış müdürü için çok iyi bir maaş verdi. Çok. Yani eşim Anadolu Bankası'nda çalışıyordu. Onunla ikimizin maaşının yaklaşık 4 katıydı. Kiramız ne kadar mıydı? 650 liraydı. Moda'da 650 lira kira veriyorduk. Vallahi billahi. Hem de şahane. 2 oda bir salonda ama çok güzel bir evdi. Mutfak tabii. Kimin mi eviydi? Rahmetli Nüket Ruhacan'ın eviydi. Nüket'in annesiyle babası da zaten karşımızda oturuyorlardı. Albayım, Ethem albayım. Karısıyla beraber. Bir ara Neşet Ruhacan da, ikisi Amerika'dan döndüler. Türkiye'de caz yapmaya başladılar hatta. Ya ne güzel anlatıyorum değil mi? Bana güzel geldi. Güzel bir olaydır çünkü bu. Neyse. Hatta ilerleyen dönemde artık çok güzel para kazanıyoruz ya. Ben Doğa Schneider bir set aldım, müzik seti aldım. Gündüz Nüket gelirmiş, evde caz long playleri ya da caz plaklarını dinleyip prova yaparmış evde eşimle beraber. Nüket de bizim yaşlarımızdaydı çünkü Neşet Bey bizden biraz daha büyüktür. En son Neşet Bey'le Akasya'da, Akasya mı o çarşı? Şeyde ne tepe, fıstık tepe mi? Neyse bir yerde işte. Akasya çarşısında Ömür Göksel'e eşlik ettiği gece karşılaştık. O günleri andık müzikten sonra, geceden sonra falan canlarım. Hasılı bakın, bu arayı anlatmam lazım. Benim patronum da benim değerimi, bana göre değerimi verdi. İnanın bordro kesilip tam maaşım ve tam bordro. Öyleydi, şirketimiz harikaydı. Tam maaşımı, tam bordromu aldığım ana kadar maaşımın ne olduğunu bilmiyordum. O maaş alınca da Mayıs ayının, ki Hidrelez'e gittik sevgilimle beraber, bankadan izin istedim. Sevgilime izin vermedi müdürü. Ben de sevgilime dedim ki rica ediyorum lütfen her şeyi bırak, istifanı ver, çık. Bundan sonra çalışmıyorsun. Öyle ya abi. Çünkü onun aldığı maaş artık benim kazandığım paranın yanında, affedersiniz ama neredeyse çerez gibi bir şey kalmak üzereydi. Olmaz falan dedi. Buna rağmen ısrar ettim. Sonra da müdürü aradım telefondan. Müdür bey, ismi savcıydı müdürün. Savcı bey neyse. İncilay Hanım işinden istifa ediyor dedim. Memduh Bey düşünün. Yok efendim dedim. İstifa ediyor. Lütfen ben onun adına sizden rica ediyorum. İstifasını kabul edin. Ve şu anda hemen çıkmalı bankadan. Çünkü az sonra ben karşıya geçeceğim. Eşimi alacağım ve 40'tan'a gideceğiz dedim. Ve sevgilim o gün istifa etti. Evet. Bunu anlattım. İşte bu öyküyü yaşayan bir genç satış müdürü 1978 senesinde genel müdürümüzün bir ticari taksi içinde trafik sıkışıklığında kalp krizi geçirerek vefat etmesi üzerine şirket yönetimi tarafından genel müdürlüğe getirildi. Kötü bir şans. Yani kötü bir olayın getirdiği bir şans. Keşke Ziraat Bankası eski genel müdür muavinlerinden Sadık Kemik Beyefendi vefat etmeseydi, görevine devam etseydi de ben yine satış müdürü olarak devam etseydim. Ama hayat öyle getirdi. Şirketin patronları da bana çok güveniyorlardı. Beni genel müdür yaptılar. Başardım mı? Bilmem, başardığımı zannediyorum. 1979 yılında Eczacıbaşı firmasıyla joint venture yapıp 1980'de
düzenlenecek olan Moskova 1980 olimpiyatlarının bütün tatil köylerinin, sporcu odalarının, duşlarının hepsinin binlerce malzemesini Eczacıbaşı Vitrifiye malzemelerini verdi. Ben de musluklarını, lavabo bataryalarını, evye bataryalarını, banyo bataryalarını, ankastra banyo takımlarını verdim. Patronum bana, Memduh, bizim ailemizin tarihi seni çok güzel harflerle yazacak kardeşim dedi. Evet. Evet. Ve yine o dönemde Tercüman gazetesine, Hürriyet gazetesine, Milliyet gazetesine reklamlar verdim. Haydarpaşa'daki gümrük limanından bizim üzerinde PDK yazan devasa sandıklarımız var ve üzerinde de Vostoking Moskov yazan bir yazı açtık. Onların reklamlarını yaptık falan filan. Ancak yine 1978 senesinde döneyim. Yeni taze çiçeği burnunda genel müdürüm. İyi işler yapıyoruz. Çok güzel işler yapıyoruz. Harika işler yapıyoruz. Bana göre ve patronuma göre. Gerçekten de o hale geldik ki şirket olarak artık yeni yatırım yapıyoruz. İkiterli'de yeni bir arsa, arazi alındı. Oraya yeni bir ve ilk fabrikanın, Topçular'daki fabrikanın çok daha büyüğü, çok daha moderni kurulmaya başlandı. Ecevit tam o sırada fiyat kontrol komitelerini kurdu. Ecevit başbakandı. Adalet Parti'den 11 milletvekilini apartmıştı. Evet, bunlara borcu yok demişti, kumar borcu, namuslu insanlar diyerek 11 milletvekilini transfer etti. 11'ine de milletvekilliği verdi. Adalet Parti'den 12 milletvekili istifa etmişti. Ancak o 12. ki aklımda kaldığı kadarıyla Profesör Orhan Oğuz'du. Yanılabilirim ama ben öyle hatırlıyorum. Benim okulumun da yani Sultanahmet İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde sanıyorum. Ya o zaman başkanıydı ya daha sonra başkan oldu. O bakan olmadı. Bakan olmayı kabul etmedi ama Adalet Parti'den istifa etti. Ecevit 11 AKP Adalet Partili milletvekilinin 11'ine bakanlık vererek kurduğu hükümet sürecinde fiyat kontrol komitelerini neden kurdu biliyor musunuz? Tıpkı işte bu kafaların, bu AKP kafalılarının aynı zihniyetiyle kurdu. Enflasyonu önlemek için kurdu. Ankara'ya gittim. Dönemin Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'di. Odasına beni almak istemediler çünkü randevusuz gittim. Yalan yok. Ondan yaşı, baban yaşı birisi çıktıktan sonra odaya zarla zorla girdim. Teoman Bey'in köprüsü, Teoman Köprülüler odasına. Teoman Köprülüler hiç tabii ki o zamanlarda terör falan da var he. Ama ya, şık giymişim, tertemiz, kravatlı, mravatlı bir adamım. O zaman ceplerde mendil yoktu. Canlarım, bekleyin dedi, bir dakika dedi. Oturttuk, konuştuk, sohbet ettik. Dedim ki, Sayın Bakanım, çok yanlış yapıyorsunuz. Çok yanlış yapıyorsunuz. Çünkü bu şartlarda siz fiyatlarla mücadele edemezseniz, aksine öyle olur ki bu fiyat kontrol komiteleri o hale getirir ki ülkeyi yokluk başlar. Yokluk kara borsaya getirir. Haliyle enflasyonun da önüne geçemezsiniz. Çünkü ülkede talep çok ama üretim yok. Talep neden çok? Ecevit merhum köylülerin kalbini kazanabilmek için çoban sülünün lakabını yıkıp köylü dostu Ecevit denilmesini sağlamak için köylülere acayip taban fiyat veriyor. Avrupa'da bir birim olan buğday fiyatı diyelim ki Türkiye'de bizim köylüye 3 birim olarak ödeniyor. Ayçiçeği fiyatları Avrupa'da bir birim, Türkiye'de 3 birim. Böyle ödeniyor. Çok yüksek. Köylüler ne yapıyor? Evlerini yeniliyor. Evler, eski evler. Çatılarda kiremit bile yok. Sap. Evet. Her şey hemen hemen neredeyse çoğu kerpiçten. Çok varlıklı ağalar hariç. Ama artık köylüler para kazanmaya başlamışlar. Evlerini yeniliyorlar. Evlerini yenilerken evlerine musluk lazım oluyor. Biz de musluk yapıyoruz. Banyo kuruyorlar, batarya lazım oluyor. Biz de batarya yapıyoruz. Affedersiniz, taharet musluğu koyanlar oluyordu bazen. Ya da sadece sıradan düz hela musluğu koyanlar oluyordu. Biz yapıyoruz. Ve acayip yapıyoruz. Eca var, bir de biz varız. Bizden başka kimse yok. Fakat talep geldikçe biz de fiyat arttırıyoruz. Peki biz durduk yerde mi fiyat arttırıyoruz? Hayır. Makine kimya endüstrisinden aldığımız ham maddemiz pirince
devlet, o zamanlar kamu kurumu, sürekli zam yapıyor. E ben alıyorum o zaman, şeyi de ben yapıyorum, mübayağı da ben yapıyorum. E artık burama geliyor yani, ama yapacak bir şey yok. E talep bir taraftan, şimdi talep gelirken aptallık yapmak nedir? Gelen talebe rağmen zam yapmamaktır. Hiç kimse kusura bakmasın, bu kuraldır. Hiç kimse ticareti anasının babasının hayrına yapmaz. Hazreti Muhammed bile bundan 1400 sene önce fiyatlara karışmayın demiş. Değil mi canlarım? Evet. Ve ben Teoman Köprülü'ne böyle yaparsanız hiçbir şirket bu malları faturalı satmaz dedim. Ne demek faturalı satmaz? Düşük fatura. Yani fatura keser ama düşük fatura keser. Fiyatı yukarıdan alır. Bunun adı normal şartlarda kara borsadır. Türkiye'de bütün şirketler, bakınız adını açık açık söylemesem de bütün şirketler, herkes ne yaptı biliyor musunuz? Ben hemen zaten döndüğümde ikinci bir şirket kurdum. Fabrikanın yanında. Çünkü fabrikadan çıkan fiyatlara kontrol komitesi var. Yani fabrikadan çıkanları fiyat kontrol komitesine gönderiyorsunuz. Maliyet muhasebesi yapıyorsunuz. Kontrol komitesi de size bir tane kar marjı koyuyor. Siz o fiyattan ancak satabiliyorsunuz. Ve çok uzun işlem tabii ki. Ben ne yaptım? Fabrikanın maliyetini ıvırını zıvırını gönderdim. Düşük fiyattan yeni kurduğum şirkete, yeni kurduğumuz şirkete diyelim hadi peki, şirkete fabrika fiyatına sattık. Fakat fiyat kontrol komitelerini kuran Ecevit'in ve adamlarının aklına piyasadaki bakkalın fiyatını da kontrol komitelerinden geçir diye bir şey gelmedi herhalde. Zaten mümkün değildi. İmkansızdı. Böyle bir şey yapamazlardı. Ben dağıtımcı şirket kurdum. Elmur heyecanındı. O da dağıtımcı şirketti. Biz de İmmal'dık. Onlar Elmur'du. Biz İmmal olarak bir şirket kurduk. Ve açık söyleyeyim, üzerinden 40 küsur sene geçti. Fiyatlarımız piyasa fiyatlarıydı. Hangi fiyatlar yani? Talep edilen fiyat. Talep edilen fiyat. Fabrika bize düşük fiyattan kesiyordu. Biz de piyasa yani tüketiciye, bayilerimize daha doğrusu sattığımız fiyattan, en son fiyattan fatura kesiyorduk. Problem değil. Çünkü maliyetleri şişirmek çok kolaydır bu ülkede. Canlarım ya. Öyle bir ülkede. O zamanlar da öyleydi Türkiye. Ha bugün? Bugün şimdi işte yapılmak istenen o. Yani diyorlar ki sanayicilere, kara borsa yapın. Biz sizin fiyatlarınızı kontrol edecek demek istemişlerdi. Ecevit'in o hatası, o fiyat kontrol komitesi hatası, kara borsayı, yokluğu, hırsızlığı, yolsuzluğu, her şeyi tahrik ve teşvik etti. 1979 14 Ekim günü yapılan ara seçimlerde 5 milletvekili seçilecekti. 5 milletvekili boştu. Ayrıca 150 kişilik senatoda da 50 senatörün görev süresi sona ermiş. Onlar yenilecek, yerlerine 50 senatör daha seçilecekti. Boş 5 milletvekilinin 5'ini de Süleyman Demirel'in genel başkanı olduğu ana muhalefet partisi Adalet Parti kazandı. 5'ini de. 50 senatörlüğün 33'ünü Adalet Parti kazandı yine. CHP sadece 12 senatörlük alabildi, hiç milletvekili çıkaramadı. Ecevit istifa etti. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e gitti, görevini iade etti. İstifa ediyorum dedi. Yerine işte o ünlü Süleyman Demirel'in başbakanlığında azınlık hükümeti kuruldu. Yani 24 Ocak 1980 kararlarını alan ve üzerine öylesine başarılı olmuş bir hükümetin üzerine 12 Eylül 1980'de askeri darbe yapıldı. Şimdi Kemal Bey ve Kemal Bey'in yanındaki Cumhuriyet Halk Parti hafızası aslında açıdan bu olaya, bu fiyat kontrol komitelerine siyasi açıdan baksaydılar, asla Anayasa Mahkemesi'ne götürmezlerdi ve fiyat kontrol komiteleri çıkıp yürürlüğe girseydi bugün Erdoğan çoktan istifa etmiş gitmişti. Her taraf kara borsaydı çünkü. Vallahi, piyasada mallar ve hizmet üretimi talebe yetmiyorsa fiyatlar artar kardeşim. Siz fiyatları kontrol etmeye kalkarsanız bu sefer üretim yer altına girer. Yani yasa dışı olur. Yani kara borsa baş gösterir. Bu kural ya.
Bunun önüne geçebilecek hiçbir başka kural yok. Ne var? Üretim artırmak. O nasıl olur? Yatırım artırmakla. E sen yatırım yapmak yerine yurt dışından gelen milyarlarca dolar borcu, milyarlarca dolar borcu yeni yatırımlar yapmak yerine ithalatta kullanırsan, inşaat yaparsan, yol yaparsan, arsa, köprü yaparsan işte bu hale gelirsin. Üretemezsen bu hale gelirsin. Aslında CHP şunu söylemek istedi. Ve ben CHP'yi alkışladım. Niçin alkışladım? Ben sosyal demokrat bir partinin de liberal olması gerektiğine inanıyorum. Olabileceğine inanıyorum. Onun için 30 yıldır liberal demokrat sosyalistim diyorum. Yani ama bu AKP'liler CHP'nin kendilerine kıyak çektiğinin hala farkında değiller. CHP'ye 200'dür riyakar diyorlar ya. Yalancı diyorlar ya. Aslında bunlar yalancı. Bunlar sahtekar. Bunlar 200'dür. Ama isim vererek söylersek suç işlemiş oluruz. Değil mi canlarım benim? O halde isim vermeden buradan geçip gidelim. Bir haberle bitireyim. Politika faizini %13'e indiren Merkez Bankası %50'lere ulaştığı için şikayet konusu olan ticari kredi faizlerine de müdahale etti. Ya müdahale. Bankalar ticari kredilerde %30'u aşan faiz isteyemeyecek. Bu arada kredi büyümesini sınırlı tutacak adım da geldi. Kara mizah. E vallahi kara mizah. E billahi kara mizah. Ya kardeşim o zaman dönün Ecevit'in Türkiye'sine, yani o Ecevit'in 1978-79 Türkiye'sine dönün. Tamam CHP de itiraz etmesin. Fiyat kontrol komitelerini de kurun, çıkarın. Faizleri baskılayın. Bankaların kredilerini verirken kaç para faiz isteyeceğine de karışın. Onu da sınırlandırın. Yapın bütün bunları ya. Canlarım olmaz. Olmaz. Ekonomide arz talep kanunundan başka geçerli bir kanun yok ya. Geri kalanı sosyoloji. Bir tek orada hukukumsu bir şey var. Bu sosyoloji elbette tabii ki denetim altına alınmayacak mı? Tabii ki alınacak. Ama denetimle müdahale aynı şey değildir. Bu müdahale sonunda denetimsizlik getirir. Bilhassa bizim gibi ülkelerde rüşvet getirir. Rüşvet. Evet. Aha. Kara para aklayıcılığı getirir. Hırsızlık getirir. Kara borsa getirir. Faturasız mal satışı getirir. Her şeyi getirir. Bütün ne kadar melanet varsa hepsini getirir canlarım. Başka? Bankalar. Kredi verirken de ihtiyaç sahibi mecbursa krediyi almaya 100 lira kredi kullanır. Daha doğrusu 100 lira kredi kullanacakmış gibi yapar. Bankadan 100 lira kredi hesabına geçirilir. Ama o 100 liranın 25 lirasını kullanır, 75 lirası vadeli mevduatmış gibi vadesizde yatar. Gizli bir sözleşmeyle. Gizli bir sözleşmeyle ve tek müsalık. Tek müsalık sadece mudinin ya da kredi kullanan şirketin yetkilisinin imzasıyla. Evet. Ya bunu anlatamıyorum ben ya. Ya ben bunu anlatamıyorum. Yıllardır anlatamıyorum bunları ben. Biz bunları Ecevit'in başbakanlığı döneminde yaşadık. Ecevit dürüsttü, iyi niyetliydi. Ama bugün o kadar dürüst ve iyi niyetli olunabileceğini de söyleyemiyoruz ne yazık ki. Banka ne yapardı? 25 liraya 100 liranın faizini alırdı. Kendisine yatan 75 liraya ne yapardı? Onu da tekrar 25-25 olacak şekilde birilerine kiraya verdi. Ya da 75'ini birden vermiş gözükürdü. 75'ini birden bir kişiye vermiş görünürdü. O 75'ini de yine 17,5'unu kullandırırdı bu sefer. Geriye kalan ne kalıyor? 57,5 mu kalıyor? 57,5'unu da yine vadeli, sözüm ona vadeli ama vadesiz hesapta tutar sıfır faizle. Yine onu da başkasına kullandırırdı. Kullandırır yani. Bu olur. Yahu hiçbir zaman ekonomide müdahale geçerli olmaz. Recep Bey olmaz. Ömrünüzü uzatacaksınız belki. Siyasi ömrünüzü uzatacaksınız. Ama siyasi hayatınız rahmetli Ecevit'in siyasi hayatından daha kötü olacak. Bunu lütfen not edin. Ecevit'in durumuna düşmüş olmak için adeta dua edeceksiniz. Keşke ben de Ecevit'in düştüğü duruma düşebilseydim.
ve bu günleri görmeseydim diyeceksiniz. Benden uyarması. Ben bunları uyarmak için söylüyorum. Abi dinlersiniz, dinlemezsiniz. Bana ne kardeşim ya? Ben arşive geçen bu konuşmayı yaptım. Canlar, hepinizi çok seviyorum. Enseyi karartmayın. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ecevit de aynı hatalar yaptı. Ama Süleyman Demirel gibi sorumluluk sahibi bir devlet adamı geldi. Türkiye'yi o uçurumdan çıkardı. Ama o dönemin askerleri genelde sola meyilli oldukları için, sağa değil, sola meyilli oldukları için Süleyman Demirel'de bir köy çocuğu olduğundan dolayı mıdır? Biraz da muhafazakar olduğu için midir? Kaldı ki Süleyman Bey seküler yaşayan birisiydi. Çok güzel viski içerdi, çok güzel vakit içerdi Süleyman Bey. Ama bilmiyorum. Ya işte köylü Süleyman olduğu için belki de yine darbe yaptılar. 12 Mart'ta bir darbe yaptılar. Türkiye harika giderken. Muhtıra verdi. 12 Eylül 1980'de bu sefer askeri darbeyi silahla yaptılar. Meclisi de kapattılar. Giderleri de hapse attılar. Allah o günleri bir daha Türkiye'ye göstermesin. Göstermemesi için de Allah ülkeyi yönetenlere ve halka akıl fikir ihsan edilsin. Canlarım, hepinizi çok seviyorum. O günler nasıl geçtiyse bugünler de geçecek. Lütfen enseyi karartmayın. Hoşça kalın.